Herkese selam, PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün süratli bir videodayız çünkü ve ilginç de bir videodayız. Yemeğim gelecek birazdan, o yüzden hemen çekmem gerekiyor. Bu hesabın iki tane sahibi var. Haberiniz olsun, konuşamadım. İki kardeş yönetiyor, Yakup ve Sait. İkisine de sonsuz teşekkürler. Bugün onlara bir kadro kuracağım. Aynı zamanda bu kadro, yanlış anlamayın ama 3 SF'li bir taktik. Hiç merak etmeyin, kontrol edeceğiz. Teknik direktörü de bakacağız. Campbell'ı çektim. Hızlı bir takım kurumu olacak. Puyol'u çektim, hemen gördüm. Çok da adamı da çok yok ama kaliteli adamları bırakmış. O yüzden çok da uzun sürmeyecektir. Delih'i şimdilik yediye alacağım. Puyol'u çünkü beklere göre değiştirebiliriz. Davis var. Patrick Vieira. Evet, sağ bek Arnold Pavard. Ben sana bir şey söyleyeyim, Pavard iş yapar. Pavard kesinlikle iş yapar. Defansif anlamda çok iyi. Bu arada evet, uyumluluğu da çok iyi. Davis'in de çok iyi. Tamam. Kadroyu kurduk. Şimdi bunlar kanat oynayabiliyor. Kanat adamı olarak, kanat olmayıp da buraya Matthews'u çekebilirim. Position'dan buradan. Go da yapabiliyoruz tabii ki de. Matthews'suz işemeye gitmem, yanlış anlamayın. Pavel Nedved var. Beckham var. Beckham'ı buraya çekeceğim tabii ki de. Onun dışında Ronaldinho, GF. OOS'ymiş lan bu. Ben 3 SF sanıyordum. OOS'ymiş. Giggs olsun. Pavard bu arada, evet, bekleri de yedeklememiz gerekiyordu bizim ya. Şu Park'ı alalım. Hatta Park şöyle yapalım. Evet, tamam, güzel oldu. Gullit var. Gullit'in iş yapar, ben size söyleyeyim. Gullit'i aldım. Ronaldo var. Musiala var. Musiala'yı aldım. Deliği büyük ihtimal çıkaracağım. Ronaldo'yu çektim. Ansu Fati Deliğin yerine. Messi. Bakıyorum başka. Rummenigge var. Van Basten var. Van Basten'i aldım. Rummenigge'nin Musiala, Giggs. Evet. Şöyle yapacağım. Ve Mbappé'nin yüzlüğü var. Mbappé'nin yüzlüğünü de aldığımızda Musiala, Van Basten, Ansu Fati, çok kararsız kaldım şu an. Gullit, Ansu Fati, Musiala, Ansu Fati, Ansu Fati kalsın. Evet, kadroyu bu şekilde kuruyorum. 97 takım gücü bence fena değil, takım ruhu. Mane, menajer 4-1-3-2. Hemen şöyle baktığımızda top çevirme, uzun pas. Uzun pas olması var. Ben uzun pası seviyorum abi. Uzun pasta çünkü ne oluyor biliyor musunuz? Uzun pasta adamlarınız ileride çok çabuk çoğalıyor. 1327 puanı var. Rakibi bulunca burada olacağım. Güncelleniyor diyor. Biz Fenerbahçe, SK, Yakup, Batuuz. 1327 puanımız var. 1122 puanlı bir rakip geldi. Hemen şöyle kontrol ediyoruz. Kimler yükselişte? Mesela Rummenigge kesinlikle alınır. Ben buraya Gullit'i de alacağım ya. Onun dışında kimler var? Mbappe sonradan oyuna soktuğumuzda iş yapacaktır. Neuer yükselişte gelmiş. Şöyle bir rakibimizin de kadrosuna bakalım. 4-3-3 ama 3 golü oynuyor ise, bak baştan söylüyorum, 3 golü oynuyor ise çok fazla gol atması lazım. Defansa çok açık verir. Dostsuz bir taktik. Bak, dost acı söyler. Dostsuz bir taktik gerçekten yoğurtsuz mantıya benzer. Bak, yemin ediyorum size. Bence öyle yani. Haberiniz olsun. Yağsız yemeğe benzer. Haberiniz olsun. Haydi bismillah diyoruz ve maçımıza başlayacağız şimdi. Hadi bismillah. Rummenigge. Rummenigge. Kötü başladık. Ne gerek vardı ki o çalıma, değil mi? Cristiano Ronaldo. Adamlar birbirine... Aldım. Şimdi attım. Patrick Vieira. Messi. Messi döndü. Messi pas. Rummenigge içeride. Çok güzelsin. Attım. Bir pas. Davis. Davis, senin ne işin var orada? Bekten nasıl? Yekten mi geldin sen? Bekten mi geldin? Bekten gelmiş olabilir. Savic. Kapatıyoruz. Davis ortaya dönecek. Aldık Matthews'la. Aldık, verdik ve ekonomiye sanırım birazcık can vereceğiz. Gnabry. Kapat. Al. Çok güzelsin. Attım. Gullit. Attı ve Messi gidiyor. Messi pasını verdi Rummenigge. Rummenigge gol pozisyonu. Rummenigge. Dosta bir tane adam lazım. Bak, dost
Dost acı söyler. Dosa bir tane adam lazım kardeşim. Yoksa bak kötü oyuncu asla değilsin. Yani benden bir kere benden kötü değilsin ama bence kesinlikle Dosa ihtiyacın var. Beko, pas Goretzka, Gnabry, pas tekrardan ortaya dönecek. Messi, Gullit basıyor. Alamadık ama aldık Neuer'le. Çok iyi gördüm. Matthäus indirdi. Gullit. Ah be Gullit artık yani. Vedalaş be hayatım ya. Aldık. Verdik. Beckham. Beckham pası geçti geçti. Messi. Attık. Davis. Çok güzel gördü. Pas. Attım tekrardan. Rummenigge. İçeriye. Messi. Aha. Şansı önümde kalsa bedava gole bayılırım. Bas. Ortaya atacak. Ah be bir alamadık topu ya. Goretzka. İyi gördü. Aldım. Oğlum ne sürümcemede kaldı top ya. İlkay. İlkay. Goretzka aldık Gullit'le. Gullit pas. Şimdi çok güzelsin attım. Matthäus. Ara top. Geçti. Bir pas daha. Vallahi Patrick Vieira yatmıştım lan. Szczesny gönderdi. Tabi o ya go adamları da ileri çıktığında defansta çok açık veriyor. Rummenigge aldım. Nasıl? Messi. Hem de Lionel Messi. Süper. İkonik moment Messi. Parçala bizi Messi. Savic. Davis. Almamız lazım. Oyun biraz kastı. Milosevic, Goretzka. Aslında tabii yani go adamlarını da çıkardığı için ileride çoğalmakta bir sıkıntısı yok. Ama işte her kaptırdığı top sıkıntı oluyor. Ronaldo uzun vur gitsin çünkü foul verdi. Ulan bitir işte maçı anasını satayım ya. Sert bir hareket sanıyorum orada. Go'ları da aldığı için tabii 3 SF aynı zamanda Allah kahretsin yanlışlıkla yazdım. Bir türlü söyleyemedim. 3 SF'nin 3 forvetin yanında 3 de go adamı ileri çıktığı için orada ileride 6'lı beklerle birlikte geldiğinde de daha organize ataklarla 8'li bir hücum hattı olduğu için iyi paslaşıyor. Ama kontraların hepsi riskli. Şimdi ikinci yarı oyuna Mbappe'leri falan da alacağım. Eğer çıkmazsa bakalım neler olacak göreceksiniz. Messi, İlkay, Goretzka. Ortayı kapatıyoruz. Milosevic. Çok güzel geçti. Aldık. Verdik. Rummenigge attım. Birazcık kötü bir pastı ama yani orada biraz daha düzgün gitse sanki Messi savunmadan sıyrılacakmış gibi bir hissiyat geldi bana. Şimdi Gnabry. Basıyoruz. Evet şut. Gnabry orada kenarı çıkarsa Messi'den sonra belki bir pozisyon olacaktı ama belki de istediğini yapamadı. Şimdi hemen şöyle Neuer'le başlayacağız. Oyun şu an kasıyor. Pas. Geçmedi. Bas 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 bas. Bas. Kapattık ortayı. Güzel. Gnabry. Tekrardan pas ama Matthäus aldı. Oyun şu an biraz kastığı için tabii istediğim futbolu oynayamıyorum ama. Attım pasımı. Patrick Vieira çok güzel. Atak şansı. Gol pozisyonu. Rummenigge. Offside bayrağı havada. Offside bayrağı havada gerçekten çok çok etkili bir pozisyon olabilirdi. Dakika 60 oldu. Bir tık daha şöyle bir pozisyon olsun. Evet. Bastım şimdi. Beko. Kapatıyoruz ortayı. Savic. Ronaldo. Aldım. Tekrardan aldık. Ve bir türlü oyuncular basmıyor. Yani aldı topu bırakıyor. Goretzka. Beckenbauer. Görüyorsun değil mi ya? Abi sürümceme de o kadar kaldı ki. Davis. Ters ayağında verdiğimiz için kötü verdi. Basıyoruz. Attım ortaya.
Şimdi içeride boşluk. Verdim pasımı da Rummenigge'ye gidecek. Olmadı. Oyun şu an inanılmaz kasıyor. Yani nasıl ekrana geliyor bilmiyorum ama acayip kötü durumda. Gnabry. Gnabry çok güzel geçti. İkili sıkıştırmak için geliyorum. Rummenigge'yi geriye kadar çektim orta. Top bizde. Evet, artık oyuncu değiştirmenin bir mantığı yok. Pas. Patrick Vieira'ya gelmedi. Patrick Vieira da anasını satayım kontra atak ya. Dos olmasına rağmen öyle bir kaçıyor ki. Kanka çok pas yapıyorsun ya. Tamam hani ben de paslı oyunu seviyorum da. Son 4 dakika. Aldık topu. Verdim. Campbell. Neuer. Attım pasımı da. Matthews. Güzel gördü ama Rummenigge. Dili şu an inanın ki dışarıda. Gnabry. Gnabry geçemedi. Ve foul yapmışız. Maçta son anlar. Bakalım. Buradan bir organization gelecek mi? Ve bu organization'dan sonra maçı bitirmiş olacağız. Kaleye de bir şut gelebilir. Fantazi bir şut. Messi ortaladı. Gol pozisyonu izin yok. Atak devam edecek. İlkay. Ceza sahası dışı Matthews ayağını koydu ve maçı kazandık. Bağlantı kötü oynayamamıza rağmen çok rahat bir maç oldu bizim için. 2-0'dan sonra hafif momentum'a da girdik. Onu da fark etmişsinizdir. Ama eğer bağlantı iyi olsa inanın ki 3 gola bir şey yapamazsın kardeşim. Benden tavsiye. Bir abi tavsiyesi. İzlediğiniz için çok sağ olun. Yakup Sait kardeşlere de sonsuz teşekkürler. Hoşçakalın.